Hepinize yeniden selam dostlarım. Yeni bir videom daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda VPN nasıl indirilir, DNS nasıl indirilir onu göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Videoya geçelim o zaman. Arkadaşlar ilk önce tarayıcınızı açacaksınız. Tarayıcınızı açtıktan sonra buraya yazamadım. VPN yazacaksınız. Sonra çıkan ilk sayfaya basacaksınız one.com'a. Buradan App Store, Google Play, Mac, Windows ve Linux için seçenekler var. Burada da yazılar var okuyabilirsiniz. Benimki Windows. Windows'a tıklıyorum. Ücretsiz ve tamamen güvenli. DNS'i değiştiriyor zaten bu. Farklı bir konuma bağlıyorsun internet IP'nize. Ondan dolayı güvenli. Şimdi bunu indiriyorsunuz 120 MB zaten. İnsan bu şimdi anlayacağına. Kurulumu çok basit. Çok kolay. Evet, inmek üzere. İndi. Başlıyoruz. Bu açtıktan sonra sizde şöyle gözükecek. Burada değil. Şöyle gözükecek. Buna çift tıklıyorsunuz. Hemen göstereyim şuradan da. Çift tıklıyorsunuz. Next diyorsunuz. Benimki burada bunlar çıkıyor çünkü ben de yüklü. Repair diyeyim hatta. Hatta remove diyeyim. Sizlerle birlikte tekrardan yükleyeyim. Böyle bir kaldırsın. Kaldırmazsa bu şekilde arkadaşlar. Çok basit bir şekilde kaldırabilirsiniz. Kaldırsın bakalım. Evet. İndirelim şimdi. Next diyorsunuz çıkan sayfa. Install diyorsunuz. Zaten indiriyor bu kadar basit bir şekilde. Basit ve hızlı bir şekilde indiriyor. Zaten burada var nedir diye okuyabilirsiniz onda. İndir ve yükle yeni sürümü varmış. Burada indir ve yükle diyerek yeni sürümü de indirebilirsiniz. Ben yeni sürümünü indiriyorum. İndirsin yani. Bakalım indirsin. Ben linklerini açıklama kısmına vereceğim arkadaşlar. Gidebilirsiniz açıklama ve yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yükle ve yeniden başlat diyelim. Tekrardan indiriyor bize yeni sürümüyle birlikte. Yüklesin bakalım. Burada zaten yazıyor. Yani buradan da okuyabilirsiniz. Protokol değiştiriyor. Burada kabul edeceksiniz bunu. Sonra ayarlara geçelim. Buradan açınca bağlanıyorsunuz. Ayarlara geçelim. Burada ayarlar simgesine tıklayın dostlarım. Ayarlar simgesine tıklayın. Buradan 1-1-1 yaparsanız DNS'ini değiştiriyor. Açarsanız da hızlandırıyor. Şu an bende niye olmadı? İnternette geri geldi. DNS'inizi değiştiriyor buradan gizli ve daha az kapatalım şu an. Buradan warp seçeceksiniz. Sonra tercihler diyeceksiniz. Buradan güncelleştirmelerini denetleyebilirsiniz. Bağlantıya gelince buradan diğer protokol değiştirebilirsiniz. Hiç kullanmadığım için bunları bilmiyorum. Burada aileler için şeyler var mesela gördüğünüz gibi bunlar. Bunları yaparsanız yasaklı siteler Türkiye'de yasaklanmış veya yasaklı sitelere giremiyorsunuz. Hesap var buradan hesap oluşturabilirsiniz. Geri bildirim var burada. Bağlantılar var. Bağlantıda bura açılıyor. Buradan gelişmişe gelin. Beta programına katılmak istiyorum deyin. Evet deyin. Evet buradan güncellemeler falan otomatik yapıyor. Yani bu kadar arkadaşlar. Çok basit bir şekilde buraya geliyorsunuz. Buraya basıp bağlan diyorsunuz. Windows açılırken bağlansın bağlanmasın istiyorsanız görev yönetsin. Buraya sağ tıklıyorsunuz. Görev yönet istiyorsunuz. Başlangıç uygulamaları aşağıda buradan sağ tıklayıp devre dışı ya da etkinleş derseniz Windows açılınca veya hangi sürü şey yüklüyse işte hangisi yüklüyse o şekilde yapabilirsiniz dostlarım.
5 dakikalık bir video oldu, güzel. Beğendiysen beğenmeyi, beğenmediysen beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.